Herkese merhaba. Bu videomuzda %100 sonuç verecek şekilde program, uygulama vesaire kullanmadan Windows 10'da nasıl şifreyi kıracağınızı ya da başka bir ifadeyle Windows 10'da şifre sıfırlama olayını anlatacağım. Daha önce buna benzer bir şekilde programsız şifre kırma olayını anlattım. Ancak Microsoft gösterdiğim açığı kapatmış ve yeni bir güncelleme yaması yapmış. Bu nedenle Haziran 2020 tarihi itibariyle yeni bir video çekme ihtiyacı hissettim. Buradaki işlemlerimizin bilgisayarınıza veya bilgisayarınızın içindeki belgelerine en ufak bir zararı yok. Yaptığımız tek şey bilgisayarın komut istemi dosyasını giriş paneline getirmek ve buradan şifremizi sıfırlamak. Tabii bu durumu mümkünse acil durumlarda kullanın. Bilgiyi hangi amaçla kullandığınız tamamen sizin elinizde. Ayrıca olabildiğince basit ve herkesin anlayabileceği bir şekilde kısa sürede Windows 10 şifresi nasıl sıfırlanır hep birlikte görelim. Tek ihtiyacımız olan şey en az 8 GB kapasiteli bir USB bellek ve farklı bir bilgisayar. Şimdi hazırsak başlayalım. Benim şu anda hali hazırda şifre ile korunan bir bilgisayarım bulunuyor ve bu bilgisayarımın şifresini nasıl kıracağımızı hep birlikte görelim. Önce 8 GB'lık boş bir USB bellek hazırlayın ve arkadaşınız, komşunuz veya bir internet kafeye giderek bu belleğe bir Windows 10 ön yüklemesi yapın. Eğer program kullanmadan şifre sıfırlamak istiyorsanız bu şifre sıfırlamanın tek yolu. Ben programlı yaparım derseniz hemen alttaki yorum ve açıklama kısmına bıraktığım linkten programlı Windows 10 şifre kırma işlemine geçebilirsiniz. Şimdi 8 GB'lık boş bir USB belleğiniz hazır ve bir bilgisayarın başındasınız. Buna Windows 10 yükleyeceğiz. USB belleğinizi bilgisayarınıza takın ve Google'ı açın. Buraya öncelikle Windows 10 indir yazın. Windows 10 indir dedikten sonra gelen ilk site, yani Microsoft resmi sitesindeki ilk siteyi, Windows 10 disk görüntüsü yazan yeri klikleyin. Karşımıza bu şekilde bir pencere gelecektir. Buradan aracı şimdi indirin seçeneğini seçin. Bilgisayarımıza bir yükleme aracı inecek. Bu yükleme aracını buradan klikleyebilirsiniz veya doğrudan klasörde göster seçeneğinde, daha doğrusu bilgisayarımdan indirenler klasörüne giderek bu yükleme aracını çift klikleyip çalıştırın. Ayrıca buradaki işlemlerimiz biraz uzun sürebilir. Ben bu süreyi kısaltarak anlatıyorum. Fazla zamanınızı almak istemiyorum. Gelen uyarıya kabul et diyorum. Ne yapmak istiyorsunuz sorusuna hemen altta bulunan başka bir bilgisayar için yükleme medyası, USB flash sürücü, DVD veya ISO dosyası oluştur seçeneğini seçiyorum ve ileri diyorum. Şu şekilde bir uyarı gelecektir. Örneğin Türkçe Windows 10 64 bit. Bu şekilde kalabilir. Bunun hiçbir önemi yok. İleri diyorum. Kullanacak medyayı seçin. USB flash sürücüyü seçin. Ardından ileri deyin. USB flash sürücünüz doğru mu? Bakın bu şekilde doğru olmasına dikkat edin. Çünkü içindeki bilgiler tamamen silinecektir. Doğru flash belleği seçtiğinizden emin olun. Bakın Touchworm E sürücüsü. Touchworm E sürücüsü ve İleri diyorum. Ardından Windows 10'umuz USB belleğimize kurulacak. Bu işlem bilgisayarınızın performansına ve internet hızınıza göre yaklaşık olarak 20-25 dakika, hatta daha uzun sürebilir. Bunu hatırlatayım. Şimdi bunun yüklemesini bekleyelim. Evet, karşımıza bu aşamada E sürücüsündeki diski kullanabilmek için önce biçimlendirmeniz gerekli şeklinde bir uyarı gelebilir. Biz buna iptal diyoruz. Bilgisayarın kendisini bunu yapmasını sağlayacağız. Bu nedenle buna iptal diyoruz. Evet, Windows 10 işletim sistemimizin USB belleğe yazdırma işlemi tamamlandı. Şimdi yapacağımız şey bu USB belleği şifresini sıfırlamak istediğimiz bilgisayara takmak. USB belleği şifresini kırmak istediğimiz bilgisayara taktıktan sonra BIOS kısmını kullanarak bilgisayar açılışında USB belleği ilk sırada okumasını sağlamamız gerekiyor. Bunun için bilgisayara USB belleği takıyoruz ve bilgisayarımızı başlattığımız anda üst üste DLT tuşuna basarak BIOS kısmına gidiyoruz ve burada boot sekmesinden USB belleğimizi ilk sırada gösteriyoruz ve ardından F10 tuşuna basarak evet, yes diyoruz ve böylece bilgisayarımız yeniden başlatılacak. Farklı bir şekilde bazı bilgisayarlarda
Bilgisayarın Power tuşuna bastıktan hemen sonra üst üste F12 tuşuna basarak USB belleğinizi seçebilirsiniz. Her iki durumda da bilgisayarımız yeniden başlatacak ve bu işlemler sonucunda herhangi bir tuşa basın uyarısı gelecektir. Herhangi bir tuşa basın uyarısından sonra Windows 10 yükleme penceresine yönlendireceksiniz. Şimdi hazırsak bu işlemi yapalım. Şifresini sıfırlamak istediğim bilgisayarıma USB belleğimizi taktım ve bilgisayarımı yeniden başlatıyorum. Yeniden başlattığım anda üst üste Del tuşuna basarak BIOS kısmına gideceğim ve burada ilk sırada USB belleği göstereceğim. Evet, karşımıza herhangi bir tuşa basın uyarısı geldi. Hemen basıyorum. Bakın sol üstte gördük. Bu kısmı kaçırmamamız gerekiyor. Herhangi bir tuşa basın uyarısından sonra rastgele klavyeden herhangi bir tuşa üst üste basıyoruz. Evet, bu şekilde Windows 10 kurulum ekranı geldi. Yalnız burada Windows 10'u yüklemeyeceğiz. Bizim yapacağımız şey onarım sayfasından komut işlemci satırını değiştirmek. Daha doğrusu komut işlemci satırını giriş sayfasına getirmek. Buradan ileri diyoruz. Gelen pencerede bakın şurayı seçiyoruz. Bilgisayarınızı onarın seçeneğini seçiyoruz. Karşımıza bu şekilde bir pencere gelecektir. Buradan sorun gider seçeneğini seçiyoruz. Ardından burayı seçiyorum. Yani komut sistemi yazan yeri seçiyorum. Evet, komut sistemi ekranımız geldi. Şimdi ilk olarak C 2 nokta üst üste Enter yapıyorum ve C sürücüsüne geçiş yapıyorum. Yani Windows işletim sisteminin yüklü olduğu sürücü. Tabii sizin farklı bir sürücü ise ve bunu biliyorsanız o şekilde seçebilirsiniz. Ardından CD boşluk Windows Enter yapıyorum. Ardından CD boşluk sistem 32 Enter yapıyorum. Şimdi sistem 32'ye geçiş yaptık. Şimdi Jopi okunuşunu söylüyorum. Jopi boşluk utilman nokta exe boşluk utilman 1 nokta exe yazıyorum. Bakın aynen bu şekilde. Ve Enter yapıyorum. Şimdi tekrar Jopi boşluk cmd nokta exe boşluk cmd 1 nokta exe ve Enter yapıyorum. Şimdi del boşluk utilman nokta exe Enter yapıyorum. Ve son olarak rename yani rename boşluk cmd nokta exe boşluk utilman nokta exe ve enter yapıyorum. İşlemimiz tamamlandı. Şimdi exit yapıyorum. Yani exit şu şekilde exit yazıyorum ve enter yapıyorum. Buradaki işlemimiz tamamlandı. Şimdi bilgisayarımızı ne yapacağız? Yeniden başlatacağız. Buradan çık ve Windows 10 ile devam et diyorum. Bilgisayarımı yeniden başlatacak. Evet, bilgisayarım yeniden başlatıldı. Aynen bu şekilde. Şimdi şifremizi sıfırlayalım. Hemen şuradaki simgeyi klikliyorum. Gelen pencereye Ctrl şu şekilde Ctrl boşluk user pass words aynen bu şekilde user pass words 2 yazıyorum ve enter yapıyorum. Bakın karşıma bu şekilde bir pencere geldi. Şimdi kullanıcı bu bilgisayarı kullanmak için bir ad ve parola girmelidir. Bu seçili halde olsun. Ardından bak şurada bir seçenek var. Bizim bir kullanıcımız varmış. Parolayı sıfırla diyorum. Karşıma yeni parola geldi. Buraya kafanıza göre bir şey verebilirsiniz. Örneğin 147 147 963 yaptım. Buna da mesela 147 963 yaptım. Şifrem bu yani. Bu şekilde şifreyi vermiş olacağım. Ve tamam diyorum. Ve tekrar tamam diyorum. İşlemimiz tamamlandı. Pencereyi de kapatıyorum. Şimdi bakalım olmuş mu? 147 963 ve Enter yapıyorum. Evet, bu şekilde Windows 10'da basit bir şekilde şifreyi sıfırlayabiliyor ya da başka bir ifadeyle Windows 10 şifresini kırabiliyorsunuz. Eğer benim anlattığım şekilde yaparsanız
çok rahat bir şekilde Windows 10'un şifresini kırabilirsiniz. Dediğim gibi buradaki püf nokta şu. Birincisi USB belleğe Windows 10'u yazdırırken hata alırsanız tekrar deneyin. Yani tekrar yazdırmayı deneyin. İkincisi burada benim yazdıklarımı yani bu komut satırına yazdıklarımın aynısını yazarsanız kesinlikle şifreyi sıfırlayabilirsiniz. Bunu söyleyeyim. Programsız bir şekilde Windows 10'u sıfırlamanın tek yolu bu arkadaşlar. Başka bir yolla siz şifreyi sıfırlamıyorsunuz. Dediğim gibi yeni güncelleme ile artık programsız yapılan yöntemlerde şifre vesaire istiyor. Bu bilinen aslında şu an için şu tarih itibariyle en güncel olan Windows 10 şifre sıfırlama şekli. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.